Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Erdoğan'ın Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi planı Cumhur İttifakı üç partili koalisyondu. Tayyip Erdoğan'ı etkileme veya iktidar kanadında söz sahibi olma kısmını bir kenara bırakırsak, MHP küçük ortak, BBP minik ortaktı. 5 yıl böyle geçti. Seçim sürecine girilirken saraydan üst üste hamleler geldi. Önce Güneydoğu için PKK'dan keskin talepleri bulunan Hüdapar'ı yanına çekti, desteğini aldı. Bunu BBP'nin açıkça karşı çıkmasına, MHP yönetimini değil ama tabanını öfkelendirme riskini göze alarak yaptı. Tabanda öfke o kadar yüksek ki Bahçeli dün sessizliğini bozarak yazılı açıklamayla Hüdapar'ı savunmak zorunda kaldı. Hizbullah'ın çökertildiğini, Hüdapar'ın onlarla ilgisi olmadığını uzun uzun anlattım ama Hür Dava Partisi'nin İslamcı Kürdistan kurma hedefinden söz etmedi. Saray'ın ikinci hamlesi yeniden Refah Partisi ile ittifak kurmak oldu. AKP ile YRP ittifak protokolü imzaladı. Saray bunu AKP teşkilatında görev alan kadınları AKP'li kadın seçmeni küstürme pahasına yaptı. Erbakan'ın liderliğini yaptığı partinin koşulu kadını her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddetten korumayı hedefleyen 6.284 sayılı yasanın kaldırılmasıydı. Biliyorsunuz AKP'de ilk isyan, ilk tepki AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor diye muhafazakar erkekleri hedefine aldı. Gümbürtü koptu. Erdoğan böyle olacağını bile bile bu kararı aldı. Neden? Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için Hüdapar ve YRP'den gelecek 3-5 oya ihtiyacı var ama bana göre planı daha büyük, daha kapsamlı. 3-5 oyun çok ötesinde. Güneydoğu'da HDP'nin karşısına siyasi aktif güç olarak hüda parı çıkaracak. Yerel düzeyde, il-ilçe bazında bu iki siyasi parti çekişecek. Bu iki parti karşı karşıya gelecek. Muhafazakar Kürtler, Seküler Kürtler mücadelesi yaşanacak. AKP ise muhafazakar, seküler bütün Kürt seçmeni kapsıyormuş rolü üstlenecek. Plan bu gibi duruyor. Gelelim yeniden Refah Partisi'ne. Onun da ittifaka katılmasının anlamı var. Her şeyden önce Milli Görüş Ekolü'nün artık iki partisi var. Saadet ve YRP. Muhafazakar, mütedeyyin, mutasıp kesime hitap edecek olan Saadet ve Gelecek Partisi'nin karşısına YRP'yi dikecek. YRP, onların kıta sağlığına girerek propaganda yapacak. Onların çaldıkları kapıyı YRP'liler de çalacak. Onların ulaştığı cami cemaatine YRP teşkilatları da ulaşacak. Mesela Konya'da, mesela Sultanbeyli'de. Ayrıca 6284 sayılı yasayı gözden geçirme sözüyle tarikatların, cemaatlerin mobilize olmasını şimdiden sağladı bile. AKP yerel düzeydeki bu çekişmenin dışında kalarak muhafazakar kesimi bütünleştirecek, birleştirecek, sorunlarını çözecek büyük ağabey rolünü oynayacak. Ayrıca ekonomik krizde perişan olan AKP'ye kızan, AKP'ye ders vermek isteyen, AKP'yi kendine getirmeye çalışan muhafazakar seçmene ittifakın içinde kalmasına yol açacak yeni adres göstermiş oldu. Karşı ittifaka geçmemeleri için alternatif sundu. Bir de şu var, Erdoğan için seçimi kaybetse bile Cumhur İttifakı'nın meclise sayıca güçlü ittifak olarak girmesi çok önemli. Tutunacak dalı olması lazım. Bu sebeple saray, iktidar elimizden giderse ne yaparız arayışında. AKP, MHP, BBP, YRP artı Hüdapar ittifakının nedeni bu. 4 artı 1 koalisyonunun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.